Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygun fiyatlı bir Samsung ekosistemi nasıl kurulur? Şu anda masa üstünde gördüğünüz cihazlarla bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Benim en sağımda görmüş olduğunuz cep telefonu Samsung Galaxy S23 FE yani Fan Edition. Hemen yanında bulunan kulaklık ise Samsung Galaxy Buds FE yine Fan Edition. Hemen sol tarafımda, bana göre sol ama size göre muhtemelen sağda olacaktır. Görmüş olduğunuz tablet ise, aynı zamanda kalemi de var bu arada, bu da önemli bir detay, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus modeli. Bu FE yani Fan Edition serileriyle aslında Samsung isteyen kullanıcılara masamda görmüş olduğunuz Fan Edition modelleriyle birlikte uygun fiyatlı bir Samsung ekosistemi kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videonun ilk bölümünde arkadaşlar hem telefon hem kulaklık hem de tabletin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Neler sunabildiklerini anlatmaya çalışacağım sizlere. İkinci bölümünde ise bu videonun başında söylediğim bu ekosistem nedir, nasıl oluyor, neler yapabiliyoruz, biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Samsung Galaxy S23 FE yani Fan Edition modeliyle başlayalım. Bilenler biliyordur ama bilmeyenler için ben söyleyeyim. Fan Edition aslında Samsung'un uzun yıllar önce başlattığı bir seri, özel bir kategori. Kullanıcılardan gelen, aslında Fan Edition dediği aslında hayran sürümü gibi bir anlama çevirebiliriz Türkçe'ye. Kullanıcılardan gelen yorumlarla bazı modeller böyle yeniden üretilmeye başlandı. Bu sayede örneğin ana modelin özelliklerinden bazıları dururken bazıları da farklı özelliklerde eklenmiş oldu. İşte Samsung Galaxy S23 FE yani Fan Edition modeli de aslında böyle bir modellerden bir tanesi. S23 ailesine yeni katılan bu modelin özelliklerine bakacak olursam karşımıza 6.4 inçlik 2340x1080 piksellik dynamic AMOLED bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Gorilla Glass 5 ekran koruyucusu, 8 GB RAM, 128 ya da 256 GB depolama, Exynos 2200 işlemci, 120 Hz ekran yenileme hızı, Android 13 işletim sistemi, One UI 5, IP68 suya ve toza dayanıklılık, 50, 8 ve 12 olmak üzere üçlü ana kamera, 10 megapiksel ön kamera, 8K 24 fps video kayıt, ekrandan parmak izi okuyucu, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G desteği, 4500 mAh'lik pil, 25 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz ve ters ses özelliklerinin olduğunu da belirteyim. Samsung Galaxy S23 Fan Edition arkadaşlar, S23'ten daha büyük bir ekrana sahip, S23 Plus'tan da daha küçük bir ekrana sahip. Tam aslında ortada duran bir model. S23'ün birçok özelliğini üzerinde barındırıyor. İşlemci olarak tabii ki S23 biraz daha güçlü olmakla birlikte, genel olarak baktığımızda da bütçesi S23 için yeterli olmayan ama bir şekilde bir Samsung ekosisteminde amiral gemisine yakın bir telefon almak isteyenlere yönelik bir ürün olduğunu görüyorum. Gerek kamera özellikleri olsun, gerekse kablosuz şarj, Wi-Fi 6E gibi özellikleri olsun, aslında bir amiral gemisinden çok da farkı olmadığını söyleyebilirim. Bu özelliklerle birlikte Samsung Galaxy S23 özellikle böyle hani uygun fiyatlı bir amiral gemisine benzeyen telefon almak isteyenler için güzel bir seçenek. Şimdi gelelim yakın zamanda duyurulan Samsung Galaxy Buds FE modeline. Bu kulaklık gerçekten de çok başarılı. Ben çeşitli testlerde yaptım, kullandım da. Kulak içi bir kulaklık olarak tabir edebileceğimiz bir model. Hani biliyorsunuz bazı modellerde böyle aşağı doğru bir çıkıntı olur. Bunda öyle bir özellik bulunmuyor. Kulağınız için doğrudan takarak kullanıyorsunuz. Ve oldukça iyi bir ses kalitesi olduğunu söyleyebilirim. ANC özelliği var. Bakın bu güzel bir özellik. Ve Samsung telefonlarda kapağını açtığınız andan itibaren hemen böyle ekranda bir şey belirliyor. Diyor ki işte Buds FE var, bağlanayım mı diye size soruyor. Bu bence güzel özelliklerden bir tanesi. Samsung Wearable yazılımı var biliyorsunuz. Bu tarz böyle giyilebilir cihazlarda kullanılıyor Samsung modellerinde. O yazılım üzerinden equalizer'ını ayarlama, ANC özelliğini açıp kapatma ya da dıştan sesi alma gibi fonksiyonları belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca bunun dokunmatik yüzeyleri de var ve bu dokunmatik yüzeylerde neler olacağını yine yazılım yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Bazı özellikleri oradan açıyorsunuz, bazılarını da kapatabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış durumda. Kulaklığı bul diye güzel bir uygulama var. Kulaklığı diyelim ki evin içinde veya ofisinizde bir yer düşürdünüz ve bulamıyorsunuz. Ses çalabiliyorsunuz ve bayağı da yüksek bir ses çalıyor bu arada. Böylece kulaklığı da bulabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Samsung Galaxy Buds FE pahalı olan modellerden neredeyse hiçbir eksiği olmayan bir kulaklık olmuş. Ses kalitesi olarak da ve diğer özellikler açısından da değerlendirdiğimizde benden tam puan aldığını da söyleyebilirim. Kulaklığın biraz da özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Samsung Galaxy Buds FE 6 mikrofonlu kablosuz bir kulaklık, ANC özelliği olduğunu söylemiştim. Çift cihaz bağlantı desteği var arkadaşlar bu kulaklığın. Bu önemli. Birazdan onun nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Bluetooth 5.2 teknolojisi, 479 mAh'lik pil var ki kutunun içindeki pilden bahsediyorum. Ve bütün Samsung cihazlarla uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz farklı Android cihazlarla da yine kullanmanız mümkün bu güzel kulaklığı. Şimdi gelelim Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'a. Şimdi bu model gerçekten de hani Plus nereden geliyor? Bunun Plus olmayan sürümü de var bu arada. Bu 12.4 inç. Plus olmayan sürüm ise 10.9 inç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir kalemimiz var. Kalemin bir tarafı böyle düz bir şekilde tasarlanmış ve
mıknatıslı bir tutucuya sahip. Bu şekilde böyle koyduğumuz zaman burada cihazın üzerinde durabiliyor. İsterseniz böyle koyabiliyorsunuz bu arada. Yani çift taraflı da konulabiliyor. Nasıl isterseniz öyle koyabiliyorsunuz. Şimdi biraz da bu tabletin özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 12.4 inçlik 2560'a 1600 piksel ekranımız var. 90 Hz ekran yenileme hızı. Exynos 1380 işlemci. IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklılık. 12 GB RAM. 128 ya da 256 GB depolama. MicroSD kart desteği var. 8+8 megapiksellik ana kamera. 12 megapiksellik bir ön kameramız var. Ana kamera 4K 30 FPS video kayıt yapıyor. Wi-Fi 6 desteği. Bluetooth 5.3. S Pen Creator Edition desteğimiz var. Yazılım desteğimiz var. Kalem desteği olduğunu söylemiştim. 10.090 mAh'lik pil ve 620 gram ağırlığın olduğunu da söyleyeyim. Şimdi bu tabletten biraz daha uzun bahsedeceğim. Sebebi de şu. Bu tablet gerçekten de özellikle çizim yapmak isteyenler için, kalemle kullanmak isteyenler için gerçekten çok başarılı bir tablet olmuş. Çeşitli çizim programları da yine cihazla beraber geliyor. Onları da kullanabiliyorsunuz. Samsung'un kendi programı da var. Onu da kullanabiliyorsunuz ve özellikle de hani benim gibi değil de ben çok anlamam açık söylemek gerekirse ama çizim konusunda kabiliyetli olanlar için çok güzel seçenekler sunuyor yazılımları. Hani hem basınca duyarlılık olsun hem de diğer özellikler olsun. Tablet çok başarılı olduğunu söyleyip ekranın büyük olması da önemli. Zaten bu tarz çizim için kullanılan tabletlerin biraz daha büyük olması daha iyi. Ayrıca avuç içi algılama özelliği de var. Yani avucunuzda böyle kalemini bastırdığınız zaman ve gerekli ayarları yaptığınızda avucunuzu dokunmatik olarak algılıyor ve orayı dokunma özelliğinden kapatıyor. Bu sadece çizim yapabiliyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Ayrıca şöyle güzel bir özelliği de var. Birkaç farklı renk seçeneği var ve bu farklı renk seçeneklerini aldığınızda kalemin rengi de değişiyor. Mesela bu gri, koyu gri, siyaha yakın bir renk var. Kalem de aynı renkte. Açık renkli bir ürün alırsanız, arka yüzeyi açık renk olan bir ürün alırsanız onun kalemi de aynı renk oluyor arkadaşlar. Bu da ince ama hani hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Şimdi size videonun başında söylemiştim iki ayrı bölüm olacaktı. Ekosistem özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Şimdi ekosistem diyoruz da ekosistem dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bir cihaz aldığınız zaman bir markanın ürününü onu farklı cihazlarla farklı şekillerle beraber kullanabilme özelliği aslında ekosistemi oluşturuyor. Ve bu da aslında önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Benim ilk değineceğim ekosistem özelliği tablet ya da telefonda arama kabul etme. Şimdi bu özelliği nasıl kullanıyoruz? Samsung telefonumuz var ve Samsung tabletimiz var. Bu özelliği aktif etmek için her iki cihazda da Samsung hesabımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra, burası önemli şimdi hemen telefonumu da elime alayım size göstereyim. Ayarlara giriyoruz ve bağlı cihazlar bölümüne giriyoruz. Burada başka cihazlarda arama ve mesaj özelliğini aktif hale getiriyoruz. Her iki cihazda da. Bunu yaptıktan sonra zaten bu özelliği kullanmaya başlıyoruz. Bu özelliği nasıl kullanıyoruz? Şöyle, diyelim ki telefonumuza bir çağrı geldi. Tabletimizin ekranında o çağrıyı görüyoruz. İstersek tablet üzerinden yanıtlayabiliyoruz, isterseniz telefondan. Ben tablet üzerinden yanıtlamayı tercih ettim ve güzel bir telefon görüşmesi de yaptım arkadaşlar. Ve gerçekten de hani telefonla görüştüğünüz, tabletten mi görüşüyorsunuz veya başka bir yerde mi hiçbir şekilde bir farkı yok. Bu çok güzel bir şekilde çalışan bir özellik olmuş. Ekosistem dediğimiz şey aslında tam da bu. Yani yoksa şu değil arkadaşlar ekosistem. Tabletim de var, telefonum da var. Aa ne güzel, öyle değil. Bunların beraber çalışabilmesi ki bunun gibi daha bir sürü özelliği var bu arada. Mesela DeX modu var biliyorsunuz. DeX modunu birçok kullanıcı aslında hani şöyle düşünüyor. Bir telefonu veya tableti ekrana bağlamak olarak düşünüyor. Aslında şöyle bir güzelliği de var. Mesela bunu da denedim ben bu özelliği. DeX modunu açtığınız zaman aynen bir bilgisayar gibi hareket etmeye başlıyor. Hatta fare de bağladım ben. Fare de bağladığınız zaman gerçekten de bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz tableti. Bu da çok güzel özelliklerden bir tanesi. Bir diğer ekosistem özelliği ise arkadaşlar Samsung Galaxy Buds F'yi iki cihaza da bağlamak. Şimdi bunu da denedim. Hem telefona hem de tablete yaptığım bağlantı sayesinde diyelim ki tablette bir şey izliyorum, bir film izliyorum ama o anda bir telefon geldi. Ama bunun için de bir ayar yapmanız gerekiyor. Bakın onu da göstereceğim. Hemen telefonu elime alayım. Yine ayarlara giriyoruz. Bunları size ekranda da yazılı olarak da göstereceğim. Daha sonra bağlı cihazlara girdiğimizde kulaklıklara otomatik geç özelliğini aktif etmemiz gerekiyor. Bunu zaten aktif ettiğinizde burada görüyorsunuz. Kulaklığı da görüyorsunuz. Aynı zamanda kulaklıklara otomatik geç istiyorsunuz. Nasıl çalışıyor? Sistem şöyle çalışıyor. Diyelim ki siz kulaklığı taktınız ve tablete bağlı bir film izliyorsunuz veya bir ihtiyar bir şeyler yapıyorsunuz o anda. Bir arama geldiği anda bu telefona arkadaşlar ne oluyor? Otomatik olarak telefona geçiş yapıyor kulaklık ve siz görüşmeyi kabul ettiğiniz andan itibaren görüşme aktif olarak kulağınızdan yapmaya devam ediyorsunuz. Yani müzik de kapatılıyor ve buradan devam ediyorsunuz. Tekrar buraya eğer telefon görüşmesi bittiği zaman tekrar buraya bağlantı kurup tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu da güzel bir ekosistem özelliği. Şimdi bir diğer özellik ise kopyalama ve yapıştırma. Tabii bunu tablet ve telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Örneğin ben bunu da denedim. Gerçekten de bu çok güzel bir özellik. Telefonda bir şey kopyaladınız ama tablete aktarmak istiyorsunuz. Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra az önce söylemiştim size o bağlantının nasıl yapıldığını. O bağlantıyı sağladıktan sonra telefonla tablet arasında
telefondan bir şey kopyadığınızda tablette ya da tabletten bir şey kopyadığınızda telefona aktarabiliyorsunuz. Bu yani çok beğendim ya, öyle söyleyeyim. Bu bir özellik çok çok güzel olmuş. Bunu mutlaka denemenizi öneririm eğer böyle bir ekosistem cihazlarınız varsa. Ekosistem özelliklerinde anlatacağım son özellik ise klavye ve fare paylaşımı. Şimdi eğer tabletimize tabii ki bir klavye bağlayabiliyoruz ve fare de bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu klavyeyi ve fareyi hem telefonda hem de tablette aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Ben özellikle farede mesela fareyi böyle hani istediğiniz gibi hareket ettiriyorsunuz. Bir anda telefona geçiyor, bir anda tablete geçiyor arkadaşlar. Hatta bunu telefonun nerede duracağını, tabletin üstünde olsun, altında dursun, yanında dursun, sağında dursun veya solunda dursun, onu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Özellikle dediğim gibi bu ekosistem dediğimiz olay aslında bu. Yoksa hani bir markanın tableti de var, telefonu da var, işte kulaklığı da var değil yani. Bu kadar basit değil. Bunların birlikte bu şekilde kullanılabilmesine biz ekosistem diyoruz ve Samsung'un içinde benim bu videoda anlatmadığım böyle bir sürü bu tarz ekosistem özelliği de var. Örneğin bu tableti ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Veya farklı fonksiyonları da yine tablet üzerinden veya telefon üzerinden kullanabilme imkanınızın olduğunu da söyleyeyim. Evet, videonun daha sonuna geldim. Uzun bir video oldu farkındayım ama 3 tane ürünün özelliğini anlatmaya çalıştım ki hepsi de birbirinden güzel ürünler arkadaşlar. Ve aynı zamanda bunların birlikte neler yapabileceği konusunda da bazı ipuçları vermeye çalıştım. Sizin bu ürünlerle ya da Samsung ekosistemiyle ilgili sorularınız varsa, ki benim anlattığım tüm özellikler mutlaka vardır arkadaşlar, yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum ve elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanız. Abone olarak kanalımın büyümesine destek olduğunuz gibi aynı zamanda bana motivasyon da sağlıyorsunuz. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.